özgürlükler ne durumda? Sürekli bir kıyafetlere, dekolteye, sütyene size ne? Ve sizin aklınızda nasıl kalıyor? Peki dünyada neler oluyor Gülsü? Şimdi en çok gündemimizde Amerika'daki kürtaj yasağının tekrar gündeme gelmesi konusu var. Coğrafi planda Rusya artık savaş açmış durumda. Polonya'da yine benzer yönlerimiz var bizim. Sözleşmeler, evrensel ilkeler, LGBTQ hakları, tüm cinsel ve üreme hakları. Bunlar hep tehlikeli bulunuyor. Bakan yani bir İsveç diplomatına bıktık sizin feminizminizden dedi. Ya biz sizin bu halinizden bıktık. Peki hiç iyi bir şey olmuyor mu bu dünyada? İspanya'da ücretsiz kürtaj hakkı, regl izni, cinsel ve üreme haklarıyla ilgili eğitimlerin okul döneminde verilmesi, ilgili malzemelerin, petlerin KDV vergisiz plak düzenlenmesi gibi bunları düzenleyen yeni bir yasa var. Çok iyi bir haber. O zaman yaşasın eşit ve özgür yaşam hakkımız diyelim. Diyelim Deniz'ciğim. Herkese merhaba. Yeni bir Senden Dinleyelim Gülsüm Kalp programına hoş geldiniz. Hoş geldin Gülsüm. Hoş bulduk Deniz. Merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba. Bu ara biz çok şok oluyoruz. Her şeye çok şaşırıyoruz. Dumur oluyoruz. Türkiye'deki, dünyadaki bu özgürlükler ne durumda? Önce şöyle başlayayım. Türkiye'de de son günlerde arka arkaya gelen özgürlüklere müdahale olarak saydığımız pek çok gelişme var. Bunlar karşısında iki uçta tepkiler verilebiliyor. Çok şok oldum, umur oldum, artık aklım almıyor gibi anlayamama. Bir de zaten böyle olacaktı, zaten biliyorduk, zatenli. Şimdi bu iki uç arasında biz anlamak durumundayız. Yani anlamadığımız sürece bütün bu baskının, totalitarizmin kendisine teslim olmuş oluyoruz. Onun da bir aklı var, böyle akıl almaz, akılsız delilerin yaptığı bir şey değil. Yani İkinci Dünya Savaşı da böyleydi, bütün büyük savaşlar da böyleydi. Biz bunları anlamakla, bunlardan kurtulmak için mücadelesinin çözümünü bulmakla da yükümlüyüz diye düşünüyorum ben. Yoksa özgürlük çok hani boyutlu tartışılması gerekli bir felsefi kavram ama felsefi kavram olmaktan çıkarıp yaşadığımız bir gerçek olması, hayatımızın parçası haline dönüşmesini ancak anlayarak ve böyle kişisel olarak anlayarak da değil, kolektif olarak birlikte bir eylemlikle vücut buldurabiliriz. Şunu söylemek istiyorum, biz anlamazsak özgürlüğü nasıl böyle yaşar hale geleceğiz ki? Anlayacağız. Bu açıdan özgürlüğü de böyle anlıyorum ben. O bizim ancak sadece kişisel bir mesele değildir. Kolektif, kamusal varlığımızla ve hani aktif özneleri olmamızla somutlanır. Konsere gitmek de böyledir, örgütlenmek de böyledir, politik mücadele vermek de böyledir. Bunun da pek çok biçimi vardır. Türkiye'de de şu anda arka arkaya bunlara saldırıları görüyoruz. Aslında Türkiye'de şöyle bir geriye baktığımızda son 10 yılda bugün hani yaşam tarzına müdahale gibi adlandırılan, böyle de tabir edilen özgürlüklere müdahalenin hep bir gündemde olduğunu da görüyoruz. Hatta bizim kıyafetime karışma diye büyük çaplı kadın yürüyüşlerimiz de var. Kadın meclislerinin son zamanlarda da doğmasına. Gördük. Evet, son zamanlarda da yine tıpkı o dönemde olduğu gibi sürekli bir kıyafetlere, dekolteye, sütyene size ne ve sizin aklınızda nasıl kalıyor? Yani kaç zaman önce olmuş bir ödül törenindeki giyilen kıyafeti nasıl akıllarında da tutmuşlar? Yani ona da ben hani artık ne diyeyim bilemiyorum. Sonuçta hani kıyafet de başta olmak üzere o dönemde olduğu gibi tekrarlanıyor ve bazı dönemlerde ama hep bir gündemde olmuş. Yani kadınların bedenine, kıyafetine, işte bizim üreme ve cinsel haklarımıza yönelik sürekli bir söylem, sürekli bir hatta işte idari düzenleme çabası. Oysa ki yani bu böyle düzenlenebilir bir şey değildir bu özgürlükler alanı. Sonuçta ama bazı dönemlerde de hepsinin arka arkaya olduğu, mesela İstanbul Sözleşmesi'ne imza çekilmesi evresi de böyleydi. Hatırlarsınız pandeminin içerisindeydik. Pandeminin fırsat bilinerek arka arkaya başka idari işte mahkeme kararlarında çıkarıldığı, yine siyasetçilere yasakların yapılmaya çalışıldığı bir dönemdi. Sözleşmeden imza çekmenin ilk gündeme geldiği dönem. Bazı dönemlerde de böyle arka arkaya geliyor. İşte arka arkaya gelince şok doktrini yok anlayamıyoruz ya da zaten hepsini buz gibi biliyoruz gibi. O kadar buz gibi kolayca bilinir şeyler değil bunlar. Karmaşık, kompleks, birbirini etkileyen süreçler var. Burada da ben biraz işte onu anlatmaya gayret edeceğim. Hem Türkiye'nin içerisinde hem de aslında dünya konjektüründe ki zemini biraz hani konuşalım isterim ben de. Yayınımıza kısa bir ara veriyoruz. Sevgili arkadaşlar, yayınlarımızın daha da güçlenerek sürmesini istiyorsanız Patreon üzerinden bize destek verebilirsiniz.
Peki dünyada neler oluyor Gülsü? İyi sordun Deniz. Dünyada Türkiye'deki bu gidişata bağlı gelişmeler var. Şimdi en çok gündemimizde Amerika'daki kürtaj yasağının tekrar gündeme gelmesi, bir belgenin sızdırılması konusu var. Rusya, Polonya, Macaristan bizimle birlikte böyle toplumsal cinsiyet eşitliğine açılan savaşın demokrasiden uzaklaştırılan otoriter siyasetle iç içe geçtiği, hatta bunun işte kadınlar üstünden, LGBTQ hakları üzerinden yürütüldüğü benzer ilklerimiz olan ülkeler. Ama şimdi iki ana gelişme mesela Amerika'daki kürtaj konusundaki bu gerileme, bu geri adımlar baktığımızda oradaki dinamikte şunu görüyoruz. Yıllar önce 70'lerde Roe kararı var. Kürtajın hak olmasını düzenleyen, yasanın çıkmasını başlayan. O yıllar ben bir tık arka planda vermek istiyorum. O seneler 68'in yani yükselen özgürlük hareketinin ve Vietnam karşıtı mücadelenin konjektüründeki yıllar. İşte Norma adında bir kadın da 3. çocuğunu hamile doğurmak istemez. Fakat sadece cinsel saldırı, tecavüz mağdurlarına doğum hakkı, kürtaj hakkı tanınmaktadır. Öyleymiş gibi yapar ama bunu delillendiremediği için yine kürtaj olamaz. O sırada bu yükselen özgürlük hareketinin işte den hukukçular da biz bunu hani mücadele davasına çevireceğiz deyip onun bir davaya dönüşmesiyle de Roe bu hakkı kazanır, daha sonra da işte yasalara yansır. Şimdi Amerika'da ta o zamandan bu yana o kararın sürekli geri çevrilmesi saldırılarını görüyoruz kadınların özgürlüklerine ve kürtaj haklarına. Bu saldırı hamlelerinin de bazı dönemlerde iyice yükseldiğini ve şimdi işte dünya konjektürüyle ilişkilendirdiğimizde de bu dönemde daha yükseldiğini görüyoruz. Çünkü mesela diğer bir coğrafi planda Rusya artık savaş açmış durumda. Yani Rusya'da da benzer kadın hak ve özgürlükleri var. Onun savaş bölümüne de geçmesi bambaşka bir bütün iklime gericileşme ve kadın haklarına saldırı konusunda da cesaret veren bir iklim yaratıyor. Polonya'da yine benzer yönlerimiz var bizim. Bütün bu arka planı geçtiğimiz günlerde Alev Özkazan çok güzel bir yazı dizisiyle de ele aldı. Çok tavsiye de ediyorum. Onda da işte aile yasası, İstanbul Sözleşmesi yerine aile sözleşmesi oluşturdular onlar. Ama en azından Polonya'da bu anlamda sözleşme karşıtlığında benziyoruz. Bizimkiler oralardan da esinleniyorlar Türkiye'de. Burada şunu söylemek istiyorum. Çok yerli ve milliciyiz diye iddialar ortaya konuyor ama aslına bakarsanız bütün bu dünya konjonktürünün de esas merkezi olan Vatikan görüşüyle de çok benziyorlar ve oradan esinleniyorlar. Türkiye'de de o Polonya'nın aile sözleşmesi, yasası, yaklaşımı benimsenip burada da aile konferansları yapıldığı bir dönem var. O dönemde yine ne kadar tesadüf ki tam 2016'da bir sözleşme metnini ama kamuoyuna çıkarma cesareti de henüz bulunamamış. Ama bir oluşturuyorlar, bir bildirge oluşturuyorlar. Bu bildirgede resmen şer'i hukuk mevcut. Çocuğun velayet hakkından boşanmanın nasıl gerçekleşeceğine, geçimsizliklerde aile büyüklerine uzlaşma rolleri tanınmasından aslında kadına sadece fıtrat merkezli, yalnızca muhafaza edilmesi ve bazı görevleri yerine getirmesi gereken bir varlık olarak bakan, eşit hak ve özgürlükleri olan kişi olarak tanımayan bir aile sözleşmesi. Türkiye'de de çalışılmış bu aile konferanslarında ama kamuoyuna henüz yansıma cesareti pek bulamamış. Ama biz bunu nasıl görüyoruz? Türkiye'deki gidişatta da o sözleşme ekseninde tehlikeli gördükleri her şeye saldırıyla görüyoruz. Uluslararası evrensel sözleşmeler, evrensel ilkeler, LGBTQ hakları, tüm cinsel ve üreme hakları bunlar hep tehlikeli bulunuyor. İlginç bir biçimde diğer ülkelerde de hep böyle dış mihraklar, Birleşmiş Milletler, Soros filan diye yine tartışılıyor. Türkiye'de de böyle tartışılıyor. Fakat Türkiye'nin diğerlerinden farklı tabii kendine özgü özellikleri de var. Nedir peki örnekler? Şimdi çok benzeyen taraflar var. Düşmanlık benzer biçimde işte iğrenç buluyorlar hatta. Bunu böyle belgelerinde de söylüyorlar, sözlerinde de söylüyorlar diğer ülkelerde de, burada da. Bizde de nasıl yansıdı? Bakan yani bir İsveç diplomatına sizin feminizminizden bıktım. Ben söyleyemiyorum, söylemekte bile zorlanıyorum. O kadar berbat bir cümle ki çünkü. Bıktık sizin feminizminizden dedi. Ya biz sizin bu halinizden bıktık. Yani bunu bir yandan da iyi oldu. Yani Türkiye'de kadınların neler yaşadığını bütün dünya direkt görmüş oldu işte yani. O kadar ikrar, böyle her şeyi açığa çıkaran da bir cümle oldu ki bu. Bu açıdan işte Türkiye'de bir buradan başlamak üzere böyle farklılıklarımız var. Diplomatlarımız bile durumu idare etme konuşması bile yapmayıp böyle berbat konuşabiliyorlar. Söylemlerinde zaten bu hak ve özgürlükleri dediğim gibi iğrenç sözünü kullanıyorlar. Kadınların özgürleşmeyle ilgili haklarına, toplumsal cinsiyet eşitliği kavramına. Çünkü o hem kadınlar hem tüm cinsel yönelimler için bir ittifak ve geniş
alan, özgürleşme alanı açıyor. Hiç istenmeyen bir şey bütün bu üreme haklarının, cinsel hakları sadece şey de değil. Yani kürtaj karşıtlığı da değil. Yeni üreme teknolojilerinin işte kim tarafından kullanılacağı, mutlaka evlilik, resmi evlilik şartı. Bizim Türkiye'deki yasamız bu yönde. Resmi evli olmayan kullanamaz. Çocuk sahibi olmak isteyen de tabii ki hakkı, işte olmak istemeyenin de hakkı, kendi kararı. Ama hepsinde böyle bir aileye bağlamak, işte doğum yanlısı politikalar, çok çocuk yapmaya zorlamak, bütün bunların hepsinin kökünde aslında mesela çok ilginç bence aşı karşıtlığıyla da buluşuyor bu. Yani bilime, gerçeğe, dışında böyle komplocu zihniyetler, hepsinde böyle benzer özellikler var. Bunlar Türkiye'de de benzerlerini üretiyor. Ama diğer ülkelerden farklı olarak mesela orada gündem bu eşcinsel evlilikleri ve daha başka ileri düzey tartışmalarda giderken bizde şiddet o kadar ağır basıyor ki hala, yani bu kadar ağır şiddet yaşadığımız bir coğrafyada diğer zorlamalar Türkiye'de tutmuyor. Yani şöyle farklar var. Bir işte burada diyelim yine oradan zorlanılmaya çalışıyor. Özellikle genel ahlaka aykırı diye tırnak içerisinde bir LGBTQ bireylere bir saldırı var. Bunun somut örneklerini pek çok yaşadık ama ben en son Tarlabaşı Toplum Merkezi bu nedenle kapatılmak istendiği için onların duruşmasında örnek yaşandı. Bu düzeyde yansımalarını buluyor Türkiye'de ve dünyadaki diğer hani tartışmaların hepsi Türkiye'de karşılık bulmuyor. Bizde şiddet çok ağır yaşandığı için sınırlı daha örnek var. Dünyada ciddi biçimde örgütlenmiş bir karşı hareket diyebileceğimiz, işte bu hani biraz önce saydığım özellikleri, İşte aşı karşıtlığından, yabancı düşmanlığından, ırkçılıktan, toplumsal cinsiyet eşitliği düşmanlığına, bunların iç içe geçtiği bir bakışın kendi devletten ayrı örgütlenmiş hani hareketleri var. Bizde de bunlar deneniyor, işte nafaka mağduru erkekler. Tarlabaşı Toplum Merkezi'nin duruşmasına gelen topluluk var öyle. Çok zayıf olsalar bile ayrı bir cisimleşmeleri, ayrı örgütlenmeleri zorlanıyor. Ama başta söylediğim bir temel fark, Türkiye'de şiddet bu kadar meselemiz iken tam tutmuyor diğer ülkelerdeki gibi. İkincisi, Türkiye'deki iktidar da zaten muhafazakar olduğu için çok çelişik bir durum ortaya çıkıyor. Mevcut muhafazakar iktidarı bile yeterince muhafazakar otoriter bulmayan, onunla bağlantılı işte kadın örgütü kademi bile yani aşırı bulan, çok daha sivri bir topluluk, yeni akitlen işte daha çok hani kendi ifade eden topluluk var. Burada da yani mevcut iktidarın da şaşırdığı onlar karşısında çelişik durumlarda yaşanabiliyor. Türkiye ile diğer ülkelerin çeşitli benzerlikleri var ama ülkemize has böyle farklılıklar da var diyebilirim. Peki hiç iyi bir şey olmuyor mu bu dünyada? Olmaz mı? Elbette iyi şeyler de oluyor. Bizim Türkiye'de de oluyor, dünyada da oluyor. Dünyada en iyi şeylerden biri, iyi haberler de var. İspanya'da ücretsiz kürtaj hakkı, regl izni, cinsel ve üreme haklarıyla ilgili eğitimlerin okul döneminde verilmesi, ilgili malzemelerin, petlerin KDV vergisiz fiyat düzenlenmesi gibi son derece aslında olması gereken, yani biz buna çok seviniyoruz ama bunlar olması gereken temel haklardır. Bunları düzenleyen yeni bir yasa var. Çok iyi bir haber. Bunun dışında Türkiye'de de aslında Amerika'da da tamam böyle rüzgar bir böyle esiyor ama bunun da yine arka planında şu da var. Onu da ben söylemek isterim. Sistem bütünsel değerlendirdiğimizde uzaklara gitmeyeceğim ama yeni liberal kapitalizmin krizi insanlığı iyi yaşatmaktan ne kadar uzak olduğunu anlaşıldığı zamanlarda bildiğiniz üzere geçtiğimiz 10 yıllarda büyük ayaklanmalar, kalkışmalar yaşandı. Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan başlamak üzere. Bunlar bizim ülkemize de yansıdı. Gezi ile yansıdı. Çok önemli bir özgürleşme alanı açtı. Özgürleşme anıydı, zeminiydi. Rönesansıdır Türkiye'de kentli hareketin, ayaklanmanın. Geçtiğimiz günlerde Danıştay'da görülen İstanbul Sözleşmesi'nden imza çekmenin hukuka aykırı olduğuna dair dava idi. Danıştay'da biz kadınlar gibi düşünüyor, böyle mütalaa verdi. Hukuki yanından ayrı bir önemi var bu dava sürecinin. O duruşma salonunu birçok kadın kurtu doldurdu ve orada bir tarihi gün yaşandı. Ve sadece kadınların hak özgürlükleriyle değil, Türkiye'nin bir hukuk devleti olarak kalıp kalmayacağının da bir sembolüydü o dava. Ve yine sembolü olmaya devam ediyor. Çünkü aslında İstanbul Sözleşmesi'ne saldırı, tüm yurttaşların eşitlik ve özgürlüklerine bir saldırıydı. Benzer ayarda bir başka konu, sözleşmenin uygulanması için uğraşan, Türkiye'nin dört bir yanında mücadele eden kadın örgütümüz, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği'ne de kapatma davası açılmasıydı.
Bunlar hep benzer semboller ve aslında Türkiye'deki yasama ve yürütmenin ayrılığını ve hukuk devleti, anayasal bir devlet olup olmadığımızı da sembolize ediyor. Oradaki mücadele bütün toplumun Danıştay'daki o duruşmadaki arkadaşlarımızın söylediği gibi kaderini belirleyecek diyebilirim. Şimdi bu Türkiye için bir iyi haber mi? Elbette o tarihi gün bir iyi haberdi ama gelecek iyi haberler de olacak diye düşünüyorum ben. Bunları da böyle bir gerçek dışı demiyoruz elbette. Dünya konjektüründe maalesef hani olumsuz bir iklim de var. Bu söylediğim iyi kalkışmalar, ayaklanmalar döneminden sonra bir geri çekilme, gerileme ve daha çok hani sağ muhafazakarlığın yükseldiği bir evrede yaşıyoruz biz. Bununla beraber böyle evrelerde toplumlar farklı yanıtlar verebiliyorlar. Türkiye'de örneğin hani bu kadar böyle yasaklar, yoksulluk, yolsuzluklar, bunları gidereceğiz diye iddia edip hani ortaya çıkan bir yönetim ama onun getirdiği daha da ağırlaşan sorunlar varken hani seçim ortamında buna yanıt da verilecektir. Mesela şimdi hep konuşuyoruz 12 Eylül hukukundan bile felaket olgular yaşadığımızı. İşte 12 Eylül'den sonraki ilk seçimlerde de o zaman darbe yapanların kurduğu bir siyasi parti vardı. O seçimlerde o parti hiç oy alamadı. Ona yani bu darbecilere, darbeye en daha uzak olanları seçti bu toplum. Benzer şey bizim de genel seçimlerimizde tekrarlanacak diye buna inanıyorum. Tarihi deneyimler bunu gösteriyor. Üzerine konuştuğumuz parça parça hak ve özgürlükler mücadelelerinin hepsinin hani birlikte bir yanıt bulacağı seçimlerde ben eminim ki bu baskıya gerekli yanıtı da toplumumuz verecek, seçmenler verecektir. Bu anlamıyla da hem kadınlar için hem bütün toplum için kadınların mücadelesinde içinde olduğu bu bütün toplumun eşitlik ve özgürlüğü için mücadelemizde daha iyi günler bizi bekliyor, daha iyi haberler bizi bekliyor diye düşünüyorum. O zaman yaşasın eşit ve özgür yaşam hakkımız diyelim. Diyelim Deniz'ciğim. Teşekkürler Gülsüm. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.